Eski zamanlarda ok hayat demekti. Türk'ün oku avlanırken dikkatli ve sessiz, düşmanıyla karşılaştığında keskin ve tereddütsüzdü. Onlar ki atlarını dört nala koştururken, yalnızca öne ve yanlara değil, yukarıya ve hatta arkaya ok atabilen yiğitlerdi. Daha önceleri at sadece taşıma ve çekme aracıydı. Türkler onu binek hayvanı haline getirdiler ve bununla da kalmadılar. Atın serbest elle sürülebilmesi ve boşta kalan iki elle savaş aletlerini kullanabilmesini becerdiler. Bu ok ve yaydı. Ve atlı okçuluk tamamen buraya dayanan, askeri alanda ve avcılıkta büyük anlam taşıyan bir etkinlikti. Tabii ki bu becerinin saklanabilmesi, korunabilmesi ya da geliştirilebilmesi av ve savaş dışı zamanlarda da bunun uygulanmasına bağlıydı ki buna dair artık yarışmalar ortaya çıkmıştı. İşte bugünkü atlı okçuluk o yarışmaların bir sonucu. Ben doğduğu günden beri tarihle hep iç içe olan bir insanım. Genelde bu camiada pek çok kişi söyler. Hani biz 300-400 yıl önce yaşayan insanlarız. Şu an evet bu bedenlerde yaşıyoruz ama aslında ruhumuz orada. Benim için de böyle. Ben hep orada olmak istedim. Hep orada yaşamak istedim. Artık böyle bir imkanımız var aslında. Bu güzel bir şey çünkü hem modern hayatın rahatlığı içinde yaşıyoruz hem de geçmişin heyecanı içerisinde varız. Bundan dolayı tarihle modernizm, tarihle geleceğin, geçmişin hepsinin birleştiği nokta benim için atlı okçuluk. Geçmişi bugüne taşıyan atlı okçuluk, ok atma becerisiyle ata binme becerisinin uyumunu gerektiren bir spor. At da binicisi kadar hünerli olmak zorunda. Alperen'in atı Bozdoğan, atlı okçulukta deneyimli bir at. Alperen'le Bozdoğan 6 yıldır bu sporu birlikte yapıyorlar. İkisinin arasında yıllara dayanan çok güçlü bir bağ var. Hani ismim Alperen ama Alp ve Erenlik bambaşka şeyler. Bu ikisini birleştirmem gerekiyor. Bunu birleştirdiğim nokta atlı okçuluk. Çünkü hem atınıza karşı sakin olmanız gerekiyor. Bir eren gibi yaklaşmanız gerekiyor. Bir derviş gibi yaklaşmanız gerekiyor. Ama sahaya çıktığınız anda da içinizdeki alpiyi ortaya çıkartıp bütün hedefleri vurmanız gerekiyor. Ben parkura girdiğimde hiçbir zaman atımı düşünmem. O da beni düşünmez. O yapacağı işi yapar, ben yapacağım işi yaparım. Bundan dolayı belki de başarı oluşuyor. Ben hep söylerim, Bozdoğan olmasa bu kadar başarılı olamayabilirdim diye. Atlı okçuluk müsabakalarında geleneksel kıyafet giymek zorunlu. Giyilen tarihi kıyafetler oyunun görselliğini bir kat daha arttırıyor. Sporcular kıyafet seçiminde serbestler. Ancak kıyafetleri herhangi bir tarihi dönemin özelliklerini yansıtmak zorunda. Ben kendim için daha çok Memlük dönemini uygun buluyorum. Bundan dolayı kullandığım kıyafet de Memlük dönemine veya Selçuklu dönemine 12. yüzyıla ait oluyor. Benim kullandığım kıyafet de bu üzerime giymiş olduğum dolama. Onun altındaki bir Memlük şalvarı, en altta bir çizme var. İçimde de geleneksel bir gömlek var. Önce şalvarımızı, çizmemizi, gömleğimizi üzerine dolamayı giyiyoruz. Sonrasında kuşağımızı sarıp en son başlığımızı taktıktan sonra okçuluk için teçhizatlarımızı alıyoruz. At, ok ve yayın insan hayatının ayrılmaz parçası olduğu dönemler artık geride kaldı. Ancak atasporumuz atlı okçuluk kültürün devamlılığını sağlayıcı bir rol oynuyor. Alperen bu kültürün kıymetini bilen bir sporcu. Yüzyıllar sonra bile varlığını bugüne taşıyan sporun ardındaki düşünceyi, o sırrı kavramaya çalışıyor. Ok ne yapılır? Çektiniz, tuttunuz. Oku atmazsınız aslında, oku bırakırsınız. Siz sadece orada doğru zamanlamayı tutturmakla görevlisiniz. Ondan sonra vurmak, vurmamak, onun dışarı kaçması, tam ortaya gitmesi bunların hepsi Allah'ın aslında bize verdiği bir lütuf. Dolayısıyla bu işin felsefesi bu. Ama dediğim gibi atmak hüner ama vurmak kader veya kaza.
Davut da Alperen gibi atlı okçuluğa gönülden bağlı olan bir sporcu. Önümüzdeki hafta yapılacak Türkiye Şampiyonası için son hazırlıklarını yapıyor. Antrenmanlarımıza başlarken biz önce yerde ısınmayı tercih ediyoruz. Çünkü at üzerine çıkmadan önce mutlaka kaslarımızın, kollarımızın, malzememizin yeniden bir kendine gelmesi gerekiyor ve bizim de vücut olarak bir uyum sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden de minimum 50 ok yerde atıyoruz, ısınma yapıyoruz. Ondan sonra at üzerinde ufak bir ısınma yapıyoruz. Daha sonra çalışmalara başlıyoruz. Yine yayımızı kurduktan sonra da ısınmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Burada işte kol çalışmaları. Önce sadece bir kolumuzu bir miktar çalıştırmayla istiyoruz. Daha sonra sol kolumuzu, hemen akabinde de iki kolumuzu aynı anda. Bu bizim kas ısınmamız. Daha sonrasında da yerdeki ok ısınmasına başlıyoruz. Tabii ki yerdeki çalışmalarımızı, ısınmalarımızı gelişik güzel yapmıyoruz. At üzerinde bizim atmış olduğumuz 3 tane hedef var. İsterseniz yerdeki atışlarımızı ona göre, ısınmaları ona göre yapıyoruz. Örnek veriyorum işte koşarken karşımıza gelen birinci hedefimiz olduğu için önce hedefe yüz çevirerek bir çalışma yapıyoruz. Daha sonra geri dönerek part atışı dediğimiz Türklere has olan atış olduğu için sırtımız dönüp hedefe bu şekilde bir yerde ısınma çalışması yapıyoruz. Ve yine üçüncü hedefimiz yan olduğu için de yerde bir miktar da yan olarak ok atıyoruz. Dünyada atlı okçulukla uğraşan diğer ülkeler ahşap ok kullanımını terk etmiş. Bunun yerine üretimi ve kullanımı daha kolay olan karbondan yapılan okları kullanıyorlar. Türk atlı okçuluğundaysa geleneğe olan kuvvetli bağ nedeniyle sadece ahşap ok kullanılıyor. Timuçin Ballıoğlu, Ankara'daki atölyesinde geleneksel sporlarla uğraşan sporcuların ihtiyaçlarını büyük bir titizlikle karşılamaya çalışıyor. Okun esasında tüfek namlusundaki mermiden çok fazla bir fark yok. Bir balistiği var. Hem de ciddi bir balistiği var. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Hani şöyle söyleyeyim, biz oku atarken biliyorsunuz ok elimizin üzerinden geçiyor. Eğer burada standartlara biz uymazsak ciddi yaralanmalara sebebiyet veririz. Hani yaralanmaların olmadığını düşünelim. İyi bir ok yapmazsak yetenekli bir insandan olmuş oluruz. Belki bu işten vazgeçecek, muvaffakiyet sağlayamadım diye bu işten soğuyacak. Şimdi ok yaparken önemli olan ilk kriter ağacımız. Ağacımızın bu işe elverişli olması lazım. İyice kurumuş, uygun sertlikte, uygun çaplarda ağaçlara ihtiyacımız var. Bunun sonra değişik evreleri oluyor. Ağacın düzeltilmesi, çubuğun düzeltilmesi daha doğrusu, yeleklenmesi, İster verniklenmesi, ister verniklenmemesi. Ondan sonra ok haline getiriyorsunuz. Timuçin Usta sadece ok değil, bu sporda kullanılan geleneksel kıyafetleri de hazırlıyor. Göktürk, Selçuklu veya Osmanlı dönemine ait kıyafetleri hazırlarken dönemin özelliklerine dikkat ediyor. Bunun için bol bol okuyor, araştırıyor. Yaptığı işe değer vermenin yanı sıra ona değer de katıyor. Atlı okçuluğun bu gibi dönemsel özellikleriyle yaşatılmasında bu spora gönül verenlerin katkıları büyük. Kimi zaman iyi bir yay, kimi zamansa mükemmel bir kıl çadır yaparak bilgisi, görgüsü ve merakıyla gençlere inanılmaz ufuklar açan halk müziği sanatçısı İrfan Gürdal işte onlardan biri. Bizim için atlı okçuluk sporun çok ötesinde bir kültür, bir gelenek canlandırma gibi görüyoruz. Yani bugün yapılan atlı okçuluk yarışma kuralları aslında tarihte yapılanla birebir de aynı değil. Daha basitleştirilmiş, mecburen basitleştirilmiş. Çünkü gelenekte bu bir spor gibi değil, askeri bir eğitim gibi uygulanmış. 100 metrelik bir parkurda 5 tane hedef, hem içinde kılıç var, hem ok var, hem kargı var. Birçok silahı ustaca kullanmayı
hedefleyen askeri talimlerden yola çıkılarak bugün uygulanabilir, bugünkü sporcular için en azından uygulanabilir hale getirilmiş. Atlı okçuluk sporunun kuralları, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen bir talimatname ile belirlenmiştir. Buna göre atlı okçuluk müsabakaları, tabla bendi ve kabak bendi olarak iki çeşittir. Tabla bendinde amaç 100 metrelik düz parkur üzerinde tabla adı verilen 3 hedefi okla vurmaktır. Tabla yüksekliği 120 santim, genişliği 70 santim ölçülerindeki hedeftir. Hamle, sporcunun başlama çizgisinden çıkarak oklarını atıp bitiş çizgisini geçmesidir. Bunun için 10 saniye süresi vardır. Puanlama, tablanın isabet alan bölgesine göre 6, 4 ve 2 puan olarak yapılır. Kabak parkuru 100 metredir. Sporcu 10 saniyelik sürede kikaç ve kabak hedeflerini vurmaya çalışır. Kikaç hedefinin ön yüzüne isabet eden atışın karşılığı 3 puandır. Kabak atışında hedefi vurmanın yanı sıra atış tekniği de puanlamada belirleyicidir. Direğin yanından geçer geçmez vücut dik ve bel bükülmeden atışın yapılması artı 3 puan, vücut 45 derece eğik ve belden hedefe dönülerek atışın yapılması artı 5 puan, dirseğin atın jidago seviyesinin altına kadar inmesi ve hedefe belden dönülerek atış yapılması artı 8 puandır. Her sporcu 4 tur tabla ve 4 tur kabak atışı yapar. Parkuru tamamladıkları süreye göre gelen artı ve eksi puanlar da dikkate alınarak genel puan hesaplanır. Yarın başlayacak olan Türkiye Şampiyonası için atları taşıyan kamyonlar Denizli'ye ulaşmaya başladılar. Alperen'in atı Bozdoğan da o yolculardan biri. Sabah 8'de atları yükledik, yola çıktık. Arkasından yaklaşık bir 6 saatlik bir yolculuğumuz oldu. Şimdi geldik tabii, haliyle bir yorgunluk var o kadar yolculuğun üzerine, ama yorgunluktan ziyade heyecan daha büyük. Çünkü yarın artık en son noktaya geleceğiz, artık finale ulaşacağız. Dolayısıyla birazcık heyecan var diyebilirim. Yarın inşallah tablayla başlayacağız. Arkasından pazar gününe bir kabak yapacağız. Ondan sonrasında göreceğiz ne olacak. Denizli'deki atlı okçuluk Türkiye Şampiyonası birazdan başlayacak. Parkurun düzenlenmesinden seyirci güvenliğine kadar hazırlıklar büyük bir titizlikle yapılıyor. Organizasyonu düzenleyen Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkıları atlı okçuluk sporunu her geçen gün daha ileriye taşıyor. Yaptığımız talimatlar, koyduğumuz kurallar, bunlar gerçekten tamamen şu hedefle yapılıyor. Yani bizim buradaki aslında davamız şu: ecdadımıza yaraşır evlatlar olduğumuzu, tarihimize yaraşır evlatlar olduğumuzu, onların izinde yürüdüğümüzü göstermek, geçmişin ihtişamını geleceğe taşımak için çabalıyoruz. Final müsabakaları için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Hakemler de son kontrollerini yapıyorlar. Bugünkü finallerde onlara da büyük iş düşecek. Atlı okçulukta müsabaka esnasında 9 hakem görev alıyor. Bu hakemlerimizi sayarsak hamle durağında atların iç çıkışlarını, atların tesisatlarını, sporcuların tesisatlarını, vizelerini ve kimliklerini kontrol eden hamle hakemimiz. Daha sonra 3 hedefimiz var. Hedef 1, hedef 2, hedef 3 hakemlerimiz. Bir de atların güvenli bir şekilde bekleyebilmeleri için onları kontrol eden alay durağı hakemimiz var. Onların başında bilgisayar, yazı hakemi ve yazı baş hakemi ve tüm sahayı, alanı ve oyunu yöneten de baş hakemle beraber 9 hakem görev yapıyor. Sporcular alana çıktılar.
atlarını ısındırıyorlar. Aralarında kadın sporcular da var. Atlı okçuluk, kadın ve erkeğin birlikte yarıştığı ender sporlardan biri. Ya bir kere zaten geleneklerimizi yaşatıyoruz. Atla bir canlıyla iç içeyiz. Hani bir canlıyla birlikte yarışmak, onunla birlikte bir olup ok atmak çok farklı bir duygu. Bu spor bana özgüven kazandırdı en başta. Erkeklerle aynı zamanda yarışmak koltuklarımızı kabartan bir durum. Alperen ve Davut da yerlerini aldılar. Uzun süredir bekledikleri o an geldi. Yıl boyu uğraş verdiler ve finallere kadar geldiler. Bundan sonrasını buradaki performansları belirleyecek. Yani açıkçası yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. İsterseniz bir heyecan var. Ortam güzel, atmosfer güzel. Bakalım inşallah kazası belası bir yarış bitirmeyi planlıyoruz, öyle diyelim. Bozok isimli atıyla Taha Sabit de hazır. Abi! Bugün tabla yarışı var. Sporcular 3 hedeften oluşan parkurda en iyi sonucu almak için mücadele veriyorlar. Her bir sporcu 4 kez atış yapıyor. Sonunda elde ettikleri puan, parkurları tamamladıkları sürede göz önüne alınarak toplanıyor ve genel puanları ortaya çıkıyor. Davut için ilk 3 tur iyi geçmedi. Son turda yapabileceğinin en iyisini yapıp puanlarını arttırması gerekiyor. Yani orta halli oldu. İstediğim gibi olmadı ama orta halli bir yarışma oldu. Yani çok da fena değil. Yarın daha iyi olursam durumu kurtarırım, öyle söyleyeyim. Ortalama tahmini 25 puan gibi bir puan aldım. Yani hedefim 30-35'ti ama bunu yarın inşallah telafi edebilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Sıra ikinci grup sporcularına geldi. Alperen de bu grupta yarışacak. Alperen çok yetenekli bir sporcu olmasına, dünya ve Avrupa turnuvalarında madalyalar kazanmasına rağmen şu ana kadar Türkiye'de hiç birincilik elde edememiş. Bu yıl bu hasretine son vermeyi çok istiyor. Son tura çıkarken başaracağına inanmış ve kararlı görünüyor. Birinci tabla 6 puan, ikinci tabla 2 puan, üçüncü tabla 4 puan. Yani benim zaten genel bu finaldeki birazcık gerginliğim. Dolayısıyla o gerginlikle beraber ilk iki tur pek iyi geçmedi ama diğer iki turda topladığımı düşünüyorum. Yaklaşık bir 30 puan civarında oldu. Buraya gelirken de 30 puan ideal diyordum. Üstünü yapabilsem daha iyiydi. Hani şu an daha rahat olurdum. Ama şu an göreceğiz. Yani yarın daha iyi performans sergilemem gerekli. Türkiye şampiyonunun belli olacağı Denizli'deki finallerde sporcular bugün kabak bendinde yarışacak. Zorlu kabak parkuru için son hazırlıklar yapılıyor. Sporcular arasında oyuncu Cemal Hünal da var. Tuhaftır bu yüzyılda bildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin ilk atlı okçusu benim. Ve geçtiğimiz 16-17 sene boyunca çok uğraştık. Hepimiz çok uğraştık atlı okçuluğun bir spor olarak gelişmesi için. Şimdi bir federasyonumuz var. Resmi müsabakalar oluyor, yurt dışında başarılar kazanıyoruz. Hiç kolay olmadı buralara getirmek ama daha gidecek çok yolumuz da var tabii. Kurşay isimli atıyla Cemal Hünal hazır, hamle! Türklere özgü kabak atışı, eski zamanda hedef olarak direğe takılan kabaktan adını alıyor. Kabak atışında sporcular, atları dört nala, direğin yanından geçtikleri an arkaya dönüp hedefi vurmaya çalışacaklar. Hedef 8 metre yükseklikte. Atın boynuna yatarak yapılacak atışlar daha fazla puan kazandıracak. Davut, kabak atışı için parkur başında hazır.
maalesef. Yani beklediğim gibi geçmedi. Yani kısmet de değilmiş aslında. Biraz da öyle bakmak lazım. Nasıl değilmiş? Yani çok da kötü değil ama hani tabii ki hedeflediğim ilk üçte olmak durumu şu anda zor gibi gözüküyor. Öyle söyleyeyim. Sıra Alperen'de. Dünkü tabla yarışlarında aldığı puanlar oldukça iyiydi. Şampiyonluk umudu devam ediyor. Tabla parkurunda aldığı puanlara birazdan yapılacak kabak atışı puanları eklenecek. Kabak atışlarında da dünkü kadar iyi olmak zorunda. Burada zaten benim en son çıkarken teslimiyet noktasına gelmiştim. Yani buraya kadar gelmek benim elimdeydi. Benim yaptığım şeyler vardı ama bundan sonra sallan takdiri. Şu an mutluyum. Yani elimden gelen her şeyi yaptım. Kimi ufak hatalarım var biliyorum ama en sonuncuya çıkarken kolonun çıkması, tamamen dengesiz atış yapmam, ona rağmen isabet olması. Kısmet. Davut ve Alperen atışlarını tamamladılar. Artık onlar için bekleme zamanı. Tüm sporcular atışlarını bitirdikten sonra 2018 yılı Atlı Okçuluk Türkiye şampiyonu belli olacak. Kazananlar birazdan açıklanacak. Sporcularda heyecanlı bir bekleyiş var. Puanlama, süreler de göz önüne alınarak yapıldığı için şu an hiçbir sporcu kendi derecesini tam olarak bilmiyor. Ve sonuçlar ilan edildi. 2018 yılı Türkiye Atlı Okçuluk Şampiyonu Alperen Alkan. Hadi beyler. Akşehir Küresi yapalım. Yapalım. Çizim ödülümüz Yavuz Ayan. Akşehir! Evet. İkincilik ödülümüz Zeyd Yavuz. Merhaba. Ya müthiş bir şey. Hakikaten müthiş bir şey. Çünkü ben dediğim gibi başlayalı 6-7 yıl oldu. Hep bunun hayaliyle geldi. Sonunda oldu. Çok şükür. Yani bu kadar emeğin neticesinin olması. Yani önceki senelerde olmadı değil tabii bu. Ama bu sene nasip oldu. Gerçekten mutluyum ya. Benim hayalim hep şuydu zaten. Türk atlı okçuluğunu dünyanın en üstüne çıkarmak. Bunun için sürekli Avrupa'daydım. Bunun için her yerdeydim. Bu eksikti. Gerçekten hayatımda. Artık bu da var. Bundan sonra inşallah yeniden dünya şampiyonluğuna, yeniden dünyanın en iyisi olmaya ve ismimizi, bayrağımızı orada dalgalandırmaya. Atlı okçulukta önemli olan ok atıp hedef tutturmaktır elbet. Ama ellerin maharetine, ruhun güzelliği ve iyiliği eklenmedikçe atıcılık gücü yarım kalır. Ok çıkarken yaydan ruha yolculuktur başlayan.